Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz akşamı yaşadığı zor anların detayları netleşmeye başladı. Rezil hareketin, rezil bir organizasyonun Türkiye'ye yaşattıklarıdır. İçişleri Bakanı Efkan Ala, darbecilerin o akşam Başbakan Binali Yıldırım'ın aracını kurşunladığını açıkladı. Başbakan'a da efendim, o kendisi anlatır tabii. Kurşun sıktılar yani arabasına. Başka gerekçe sonradan söylediler de. Çok fazla detay vermeyen Ala, saldırıyı açıklayan ilk isim oldu. Sayın Başbakanlara kurşun sıktılar evet, derken tabii. Bu olaylar sırasında. Bu olaylar sırasında. Öyle mi? Bundan haberimiz yoktu çünkü. Efendim. Darbe kalkışması sırasında. Tabii. Sayın Başbakan, tabii. Sayın Binali Yıldırım arabasını evet. Ateş ettiler. Darbe girişiminin başladığı saatlerde İstanbul'da olan Başbakan karayoluyla Ankara'ya dönme kararı aldı. Başkentteki çatışmaların artması üzerine Başbakan'ın konvoyu Kastamonu'ya yöneldi. Başbakan'la beraberindekiler Ilgaz yakınlarındaki bir karayolu şantiyesi binasında yaklaşık 1,5 saat mola verdi. Tekrar yola çıkan konvoya Kastamonu'da jandarma tarafından ateş açıldı. Başbakan, başkentteki olayların devam etmesi üzerine bölgede bir kaymakamın evinde misafir edildi. Gelişmeleri buradan takip eden Yıldırım'ın Ankara'ya dönmesi 12 saat sürdü.